Evet, birkaç gün öncesinde sizlere sözünü vermiş olduğum Soflu Kenç'i oynuyoruz. Tam Kenç dereceli. Esnek sırada Elmas Lig için son seri maçlarım artık. Bir tanesini oynadım, kaybettim. 4'te 3 yapmamız gerekiyor. Hepiniz hoş geldiniz. Bu yeni başlayacağım dediğim seriye bir türlü başlayamadım. Sebeplerinden falan bahsedeceğim. Instagram'dan takip edenler biliyor. Etmeyenlere de anlatacağım bir durum var yine. Bir rahatsız edici, iğrenç bir hastalık geçiriyorum şu anda. Hala... Henüz tam geçmiş değil ama hani çekebilecek gibi hissettiğim anda video çekmek istedim. Sizlere bunlardan falan da bahsedeceğim detaylı olarak. Ama asıl olarak oyuna odaklanacağız tabii ki. Bunları böyle arada boş vaktimiz olduğunda vesaire şey yaparaktan anlatacağım sizlere. Ondan öncesinde bir şu minyonları kesip kaydı kontrol etmek istiyorum. Çünkü kayıt başladı mı başlamadı mı tabi emin değilim, bir miktar dalgınlık var. Evet, sorun yok gibi duruyor, umarım da yoktur. Karşıdaki adam Jarvan. Tam Kenç oynuyorum. Tam Kenç aşırı güçlü bir 1v1 karakteri. Bir en büyük problemlerinden bir tanesi de, hatta en büyük problemi diyebileceğimiz mana sıkıntısı abi karakterin. Bu mana sıkıntısı olmadığı sürece, şimdi şuradan bir de dil atmaya çalışacaktım ama EQ kombosunu çok aşırı defansif bir şekilde attığı için adam zaten vurmamıza gerek kalmadı. Vurabilecek olsam bir tane daha vurmak istiyordum tabi. Şu an AC yok adamın, çok fazla yaklaşamaz. Hatta Lee Sin de geliyor ama orayı az önce totemlediği için adam Lee Sin'in baskını pek bir işe yaramadı. Kaç minyonu var? 14-15. Bu karakterin mana çok büyük. Mana problemi var. Bir de seviye 6'dan önce yine aynı şekilde gerçekten çok büyük bir minyon kesme sorunu var. Hani bu ama alışa böyle mesela 100 oyun 200 oyun oynuyorlar ya insanlar, bazıları tek şampiyonla falan. O şekilde oynarsanız eğer, yani kendinizi çok güzel alıştırırsanız minyon kesme problemi abi. Karaktere AD veya AP herhangi bir ürün girilmiyor. Çok zor ya. O Q'yu tuttursa bile çok zordu yani. Ben yaklaşmaya çalışmak istesem bile 3. vuruşu yaptığımda adam geriye yine EQ yaptığından dolayı yine hani adama fark ettirmek istemedim Lee'sini. Fark ettirmek istemesem bile adam her türlü kaçacağından dolayı çok zordu bu. 1v1'de bizim bir problemimiz yok. Lee'sinin burayı kamplamasına da gerek de yok şu anda. Sejuani var ormanda. Sejuani artı Jarvan yeteri kadar beni öldürecek, hasar çıkarabilirler. Ama o kadar kolay da değil yani. Hani biraz zorlanırlar. Sıçramı falan kullanırım yine kaçmak için. Bir sürü aracım olacak. Bir dil daha vurabilseydim aslında yutabilirim onu. Şöyle. Nasıl ya? Adamı tam yutacaktım. Hah, güzel. Şuraya Q atabilir şimdi. Tamam, vurabildiğimiz kadar vuralım. Gri can, gerçek canı bir miktar dönüşsün. Ondan sonrasında da devam edeceğiz. Şöyle çok az canı kaldı adamın. Nasıl oynanması gerektiğinden falan bahsedeceğim. Rün ve kabiliyetleri umarım unutmam çünkü önemli olduğunu düşünüyorum Tam Kenç'te. Tamamen Tam Kenç'e özel bir rün ve kabiliyet sayfası var ve artık rünler şu anda 10 RP falan, sonrasında bedava olacağından dolayı rahatça ulaşabileceğiniz rün kabiliyet sayfaları olacak. Şu anda da bedava gibi bir şey yani. Şimdi burada dikkatli davranmam gerekiyor. Şuna bir tane ben yük koyacağım. Şimdi bunu açacağım. Ona tamam. Onu nasıl öldüremedim diyecektim. Çok saçma olacaktı. Buraya eğer birisi gelirse bundan kaçma imkanım olabilir. Çok küçüktü ya. Çok küçük bir ihtimaldi ama o ihtimali ben sevdim. Yani o ihtimalin şeyini sevmiştim ama olmadı. Bir skor alıp ondan sonrasında da ölerek yolumuza devam ediyoruz. Adam ışınlarını kullanıyor. Biz gün ateşi belirine gideceğiz ilk eşya olarak ve Bamin'in alevi artı bir tane zırh eşyası alaraktan başlayabiliriz buna. Bir tane de pembe totem alacağım yanına, sonuçta bir sürü para artı cebimizde. Güzel, minyon olarak da neredeyse hiç kaçırmadık. Tabi burada keseceğim minyonlar arasında kaçıracaklarım olacak. Dediğim gibi çok zor bu karakterle minyon kesmesi. Olabildiğince şey yapmamaya çalışın. Olabildiğince işte kule vuruşlarını falan çok sık takip edin. Eğer mainlemeyi falan düşünecek olursanız gerçekten sık oynayın karakteri. Hatta antrenman moduna girip sadece minyon kestiğiniz oyunlar bile olsun yani, o şekilde de davranabilirsiniz. Jarvan mide gidiyor sanıyorum ama şuradan geri mi çıkacak, ne yapacak? Ben buraya pembe totem koyacağım ki aynen oradan geri çıktı adam. O da burayı pembelemiş. Tiamat'ını almış abi adam. Tiamat'ını almış. Hasarı yüksek ama bizde de can var bir sürü ve onun üzerine de bir miktar zırhla satın almış bulunmaktayız. EQ fulluyoruz, dil fulluyoruz. 3 yük olduğunda adamın üzerinde
Atabiliyorsanız ilk önce stun atın. Ondan sonra 1-2 kere daha vurun. Ondan sonra adamı yutun. Üzerindeki 3 yük gitmeyecek sonuçta. Benim pembeyi kıracak o. Bir totem savaşları oldu orada küçük bir. 47 milyona 49 milyon. Güzel bir durumdayız. Çok da kötü değil. Şöyle bir dil atayım adama. Hasar verelim uzaktan. Ama ben yaklaşıp yutmak gerçekten sonrasında tükürdüğünüzde ciddi büyük hasar veriyor. Şimdi adama saldıracağınız her an... Ay güzel güzel fake attı bana. Ama düz vuruş VS'lerinden hiç kaçmayın diyor Soflu. Tam Kench üstadı Soflu öğretti bana bu olayları. Ben de sizlere aktarıyorum işte. Hiçbir şekilde düz vuruş VS'lerinden kaçmayın. Her zaman karda çıkıyorsunuz. Çünkü pasifinizden dolayı ekstra hasar veriyor abi pasif. Bayağı da güzel hasar veriyor. Şimdi şöyle minyonların arasında hafif duraraktan... Ay bu dili vurmanız bu arada karşınızdaki adam Tom Kench'e karşı bir miktar oyun oynadıysa zor olabiliyor. Güzel dojluyor adam. Şunu dojlayamayacak ama. Aynen. Ay düz vuruşu bak iptal ettim ya. Düz vuruşunuzu iptal etmeyin. Bu olayı ben çok fazla yapıyordum. Şimdi biraz daha azaltmış olsam da yine yapılıyor. O hata. 54'e 59 adam minyon sayısında halen önümde. Buraya pembe totem atmadı ama normal totem attı sanıyorum ki. Sejuani zaten ortada gözüküyor. Üst nehire mi giriyor? Aynen üst nehire giriyor. Şu an bana gelebilir her an. Şöyle birazcık vurup adama. Hatta vurabildiğim kadar fazlasıyla vurup. Sejuani yakın çünkü. Evet. Bir şansımı deneyeyim. Aynen çok güzel. Şansımı denemem önemliydi orada. Şansımızı denedik ve skoru aldık. Hani bir miktar daha adam kafa attı. Hani çok şey değildi. Bu tarz şeylerden kaçınmayın abi. Çok fazla agresif yapın. Karakter tam genç, karakter tank, hasar almıyoruz diye uzaktan durmayın. Ciddi manada beklemeyeceğiniz, benim de beklemeyeceğim hasarlar çıkıyor ara sıra. Bu dilli adama düz vuruş yapmanız ciddi ciddi çok fazla vuruyor. Ulan boğazım ya. Olay budur. Şimdi bu boğazımdaki falan olaya gelelim. Halk arasındaki adını söylemeyeceğim çünkü bir miktar ırkçı bir yaklaşım olduğu söylenebilir. Yanlış anlaşılsın istemiyorum. Ama nasıl diyeyim? Bizim ülkede 4 yıl öncesine kadar bir kere bile görülmemiş bir olay. Şimdi işte sokakta olan bir virüs, sokakta olan bir ne diyeyim hastalık mı diyeyim öyle bir şey işte nereden kaptıysam bir şekilde kapmışım. O da onun üzerine soğuk algınlığı yaşadım ben bir. Soğuk algınlığında vücut direnci düşüyor ya. Vücut direnci düştüğü anda bu hastalık kendisine ortaya koydu dedi. Ben geldim Seha. Ben de ilk defa alıyorum böyle bir şey. Normalde faranjit sanıyordum bunu. Değilmiş. Şey diye geçiyor. El, ayak, ağız hastalığı diye geçiyor abi. Elinizle ayağınızla ve ağzınızın içerisinde çok detay vermeyeceğim. Çünkü sonuçta siz de keyif almak için video izliyorsunuz burada. Bir elinizi bulandırmanın şeysi yok. Ya böyle yaralar falan çıkıyor. En çok ağzımdaki yara problem olmuştu. 2 gündür falan yemek işkenceydi. Hani bugün biraz daha atlatıyor gibi. Konuşmak halen çok zor. Bazen böyle yutkunduğum ve bilmiyorum sesim kısılır mı sanmıyorum ama biraz daha çok bağırmadan konuşmaya çalıştığım anlar olacak. Bu maçlığına o EQ neydi Jarvan? Adam bu kadar korkak oynuyor. Lee Sin'i totemde gördüğü anda EQ'yu yattı. Şu minyonu bu arada adama eğer sıçratıp vurabilirseniz yine üzerine bir tane yük bırakıp hasar veriyorsunuz. Onu da kullanabilirsiniz. İkinci olarak W fulluyoruz bu arada o işte. Oo güzel vurdum lan onu. İkinci olarak W fulluyorsunuz. Yutma olayını hem minyon temizlemenizi kuvvetlendiriyor sizin hem de onun üzerine adamı içinize aldığınızda falan filan işte o hasar da sanıyorum ki artıyor. Yüzdeli zaten canı oranlı hasar veriyordu. Bu arada internetimde bir garip bir oynadı bir gitti geldi internetim sanırım az önce minyonlar sonradan öldü falan. Şunu da vuralım. Hatta bir tane daha vurup ben bu adamı içime almak isterim. İçinize alıp yuttuğunuzda adamın üzerindeki yükler sıfırlanıyor. Öyle bir olay var. Sıçrasını kullandı Jarvan. Onu belirtelim takımımıza. Karşı takıma diyecektim ne alakaysa. Şöyle yapalım. Ay gözümüzün de önüne geri döndü ya. Sıçra Q falan yapabilirdim aslında. Kaydımızda bir sorun yok değil mi? Aynen. Ya ben böyle tek bilgisayarlı kaydı çok az yapıyorum biliyorsunuz. Ondan dolayı ikinci ekran da bu bağlı. İkinci ekran da bağlı değil bu bilgisayarda şu an. Göremiyorum. Altta bağlamam gerekiyor kontrol etmek için. Ama bir problem yaşayacağımızı düşünmüyorum şu anda.
Böylece temizleyelim. Bu arada eğer videolar hoşunuza gidiyorsa arkadaşlar, bir tane beğeni atarak, hatta ilgisi olan arkadaşlarınızla, mesela Şişko arkadaşlarınıza Tam Kenç'i önererek bu videoyu paylaşaraktan destek olabilirsiniz. Gerçekten çünkü çok büyük destek oluyor bu. Bir de sanıyorum bir buçuk iki aydır tam eski düzenimizin dışında bir düzenli video attığından dolayı, yani düzensiz de denebilir direkt olarak, düzensiz video attığından dolayı bildirim sistemi benim videolar biraz kısmış gibi gözüküyor. Aman 3 kişiler bende. Buraya bir yardım lazım. Sıçratmam gerekebilir. E'yi basamadım ya. Sersemletmede olduğumdan dolayı E'yi basamadım. Biraz sıçrayı bekleteyim dedim. Tahmin etmedim bir kere daha orada stun yiyeceğimi. Öngöremedim. Şimdi Tarık'ın stun'ını yedim. Sejuani'nin stun'ını yedim. Bir de Sejuani ulti attı sanıyorum en son. Görebiliyor muyuz onu? Şu mu? Gürbüzünü iki defa. Hayır, bu değil. Bu E'si. İki kere stun yedim orada Sejuani'den. Onu şey yapmadım. Onu hesaba katamadım. Benim hatam bu. Katabilseydim. Lee Sin acaba totem atar mı oraya diye totem ward jump falan yapmak için? Aynen, ben oraya ışınlanabilirim. Böyle bir şey yaparsa diyecektim. Yalnız yapmasam iyiymişim ya. Evet, yapmasam daha iyiymiş sanki böyle bir şeyi. Ben girsem orada canları çok düşük falan bir şeyler yapabiliriz diye düşündüm. Vayne 6. skorunu almış. Bizde AFK falan yok sanıyorum ki. Aşağısı da kötü gitmiyormuş ama aşağıda bizimkiler kule alınca yer değiştirdiler. Bu adamların çok işine geldi. Taktiksel olarak çok doğru oynadılar. Bizimkiler ortadan kule almışlardı. Ben yukarıdan kuleyi almak üzereydim. Alttan kule aldık. İkinci kulelere ittirecektik ki adamlar taktik değişikliğiyle bu oyunu dengelediler şu anda. Dikkatli oynamamız lazım bundan sonrası için. Çok daha iyi noktadaydık yani. Şimdi ultileri yok, go diyor. Tamam. Şuraya, şurada adamların hepsini basarsak Vayne'in ultisi ve Orianna'nın ultisi yok. Sejuani'den tam emin değilim. Tarik de kullandı ultisini savaşta. Şimdi bizimkiler oranın hepsini alması lazım. Ben de yetişmeye çalışıyorum. Gidebilirsem hatta ultimle gideceğim. Gidiyorum buraya ben de. Gelen var. Güzel. Şimdi ben burada Vayne'i odaklayacağım ki muhtemelen şeyi öldürdüler çünkü. Bunu ağzıma aldım. Şimdi bizimkiler iyice yaklaşsın. Buraya atacağımı söyleyelim. Çok güzel. Bu adamı tüküreceğiniz noktayı bu arada takıma belirtirseniz eğer daha iyi olur. Yani orada ne kadar işe yaradı benim pingim bilmiyorum. Zaten tek bir nokta vardı atabileceğim. Tam ki işte istemeden kötü oyunlar da yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsunuz adamı YouTube yanlış yere, kötü yere tükürürseniz. Jarvan aşağıdan ittiriyor ama Raken ona gidiyor. Ne kadar yetişebilir, ne kadar faydası olur bilmiyorum. Şimdi burada bu kuleye devam etmemiz lazım bu arada. Edin abi, devam edin. Hiç problem yok. Çok güzel gidiyoruz. Devam edelim şimdi. Jarvan kuleyi alabildi mi? Hayır, alamamış. Çok iyi. Bunu yavaşlattım. Bir kere daha üzerine işte kontrol uygularsak bunları. Ha, Vayne geldi. Vayne olaya girince işler biraz değişiyor. Ben çıkabilirsem çıkmak istiyorum ama yok. Çok zordur ya bu arada. Ağır bir yavaşlatma dedim onun üzerine. Raken da öldü. Pardon, Zeya öldü. Talyah ne yapacak? Sıçrayla çıktı oradan. Çok güzel. Kulemiz... Ay Jarvan, sen ne ara geldin birader ya? Az önce aşağıdaydın sen. Lee'sinin Q'ları. Lee'sinin Q'ları gözümü kör ediyor benim. Orianna'yı da o mu kes? Aman! Oo, neredeyse. İyi denemeydi Lee diyelim. Anla ki biraz ya şanssız oldu. Şimdi ikinci kuleyi aldık. Adamlar bizim üst kuleyi isteyecekler. Şimdi karşıda kitle kontrol cidden çok fazla var. Burada Merkür alacağım ben. Belki kuleye bile yetişebilirim ama çok zor duruyor. 5, 4, 3 ultiyle uçabilirsem uçacağım ya. Vayne çünkü sırf bu kule için bayağı bir vakit harcıyor. Vayne'in vaktini tamamen boşa harcatmış olalım. Aynen, yetiştik burada kuleye. Hiçbir problem olmadan. Vayne ne var? Infinite Age almış. Ebedi almış adam. Vuracak. Vuracak yani o. Ona yapacağımız bir şey yok. Onun dışında gerçekten sağlam vuracak kimse var mı? Orianna ile Vayne takas yapmışlar bu arada. Raken geliyor. Ama Tarik de geliyor buraya. Şimdi burada biraz daha pasif kalsak daha doğru olacak. Çünkü Raken'i öldürebilir. Gel bana, gel bana. Atlaması için geliyordum. Ha, o da farklı bir tercih tabii. Bana atlama menzili çok uzun ya. Oradan bana yapışabilir diye düşündüm.
bu yolu tercih etti. Bu yolu tercih etmesi benim işime geldi. Çünkü canım yarıdan aşağı inecekti. Orada bayağı bir tokat yiyecektik. Talya'nın ultisi var mı? Var abi. Ben buraya şimdi ağzı bir yapıyorum. Talya! Talya geliyorum deyip gelmemek nedir? Talya geliyorum dememiş ki. Ben Talya geliyor sandım buraya ya. Yok, bunlar bana burayı salmaz. Baksana adam tam menzilin ucunda bekliyor ya. Çakal. Aşırı çak. Güzel oynuyor be. Bayağı iyi oynuyor. Tamam. Şu şey ultisini boşa harcattık. Tarık ultisini ama bir işe yaramadı. Keşke Talyah gelseydi ya. Güzel pozisyondu. Talyah gelseydi daha güzeldi orası. Neyse diyelim. Biraz daha dikkatli olacağız. Daha çok zırh almam lazım. Çivili alacağım şimdi. Gerçekten rotasyonu çok ama çok başarılı yaptı karşı takım. Buna göre oynamamız lazım yani bizim de. Dikkatli bir şekilde oynamamız lazım. Dur bakalım. Işınlanım var benim. Şuraya ışınlanıyorum. Bak yine çok kötü kaldık. Yine çok alakasız kaldık orada. Yetişmeye çalışacağım da Sejuani'yi orada indirmemiz ne kadar faydalı olacak bize. Ha, ben şu an Tarik'e fokusladım. O ne kadar faydalı onu da bilmiyorum. Şu an Vayne'e odaklıyorum. Bunu aldım ben içime. Buraya tükürdüm. Oha öldü lan. O kadar. Çok iyi ya. Çok güzel. Onu da dilimle lapur lupur yaptım. Çok iyi abicim. Mükemmel. Mükemmel bir Tahm Kench oyuncusu olarak ben burada. Soflu'ya selamlarımı iletiyorum. Tahm Kench oynamayı öğrensin de gelsin. Yani her türlü ondan daha iyi oynadığım burada. Açıkça belli. Şimdi üst koridorda alacağımız kule kalmadı. Ortada da kalmadı. Altta bir tanecik kule var. Ya şu an yapacağımız şey Baron Minyon, ya Baron için bir savaş gözetlemek falan olacak. Talya aman. Ya şunların Zeyah, Raken, Talya ne kadar garip garip. Hepsi yeni yeni şampiyonlar ya. İsimlerini karıştırıyorum hep ben bunların. Zeyah dikkat etmesi lazım diyecektim. Dönmüş zaten geriye. Oğlum cidden kusura bakma yani şu boğazımdaki olay baya acı veriyor bazen. Ondan dolayı ya sadece yutkunma hareketini yapmam bile çok büyük acı veriyordu. Şu anda o kadar değil. Daha az acıtıyor ya da alıştım bilmiyorum. Alıştığımı düşünmüyorum çünkü hep çok acıyordu. Azaldı biraz. İlaçlar falan alıyorum. Kaç gündür almadığım ilaç kalmadı. 35 çeşit ilaç içtim ya. Aman şimdi. Vayne nerede? Milyonlarca euro tek bir soru. Vayne sanki görünmez olup aynen. Nerede o Vayne? Ölmüş. Burada E basmam lazım ki tükürdüğümde. Keşke düz vuruş sonra Q yapsaydım ki düz vuruşumu resetlesin diye orada şey yapmam gerekiyordu. Daha çok ya düz vuruş Q yapsaydım orada stunlayacaktım adamı ama ölebilirdim. Adamın bir ekstra daha düz vuruş yapma hakkı olacaktı çünkü süre içerisinde. Talya ulti. Gerçekten ultisi çok kötüydü Talya'nın bu arada. Sanki rakip takıma atılmış gibi bir ultisi vardı. Yine de o kadar... Ya, kim ümidi kesmiş? Zeya ümidi kesmiş. O kadar ümidi kesmeye gerek yok ya. Karşıda büyü hasarı halen yok adam akıllı. Ben zırh çıkmaya devam edeceğim. Ya Orianna ile Sejuani'de vuruyorsa vursun birader. Yapacak bir şey yok yani. Buzluğun eldiveni çıkılabilir burada veya donmuş yürek gibi çok tatlı değerli bir eşya çıkılabilir. Sanki biraz daha iyi olacak. Vayne'i oynayacağız çünkü. Buzluğun eldiveni mi dedim ben? Donmuş yürek. Donmuş yürek alacağım ben. Çivili de var. Vayne'e oynuyorum. Vayne F yok bu arada. Vayne'in sıçrası yok bu arada, onu da söyleyelim. Önceki savaşta atmak zorunda kaldı. Ben de onun üzerine sıçra attım hatta, farkındasınızdır. Bu önemli bir bilgi çünkü karşıdaki tek gerçekten büyük hasarı çıkaran rakibin sıçrası yok. Odaklayacağımız rakibin sıçrası yok. Bu bilgiyi takip etmemiz lazım. Buna göre oynamamız lazım. Şimdi burada bir olay dönüyor. Aman diyeyim kim yakalanmış ya. Talya yakalanmış. Talya öldü. Bu onlara baron demek oluyor mu acaba? Ben şu çiçeği bir kırayım. Bu çiçek sonrasında bize dert olmasın. Genelde bize dert oluyor çünkü Vayne görünmez olur falan filan. Oradan bir de uçar ekstra. Şuradan hafiften gözetlemek istiyorum ama
Çok emin olduğumda söylenemez bu konuda. Canı ne durumda? Yarıdan aşağı. Jarvan'da sıçrasını... Gerek yok, bence bırakabiliriz ya. Neyisin, çalabilir mi? Çaldı abi. Çaldıysa... Çıkabildiğimiz kadarımız buradan çıkmalı. Çıkabildiğimiz kadarımız. Keşke Zeyah da çıktı. Oo, Zeyah bir tane su var. Tamam. Bunun üzerine ne alacaklar? 3 ölümüz var burada. İnhibitör alamazlar kesinlikle. 4 ve 2'ler ve bizde baron var. Baronlu minyonları o kadar hızlı, aynen o kadar hızlı temizleyemiyorlar. Şu kuleyi bırakacağız, burayı. Burayı tutun. Talyah yine temizleyebildiği kadar temizlesin ama kuleyi tanklayarak da kıracaklardır. Şimdi şunu alalım. Üzerine bir de sağlamlık karışımı alayım. Tamam, güzel. Çok güzel abi. Bir tane kule verdik ama iki tane baronlu oyuncumuz, iki tane mi, bir tane mi? Baronumuz var yani. Kullanabileceğimiz baronumuz var, baskı yapabileceğimiz. Bu önemli. Lee Sin o baronu öyle riske atmamalı bu arada. Şimdi savaşta biz neleri eksik yapıyoruz ya da yapamıyoruz? Şunu yapamıyoruz abi, karakter çok hantal. Problemlerinden bir tanesi bu. Vayne gibi çok aşırı mobil ve zırt pırt görünmez olabilen bir karaktere böyle şeyler sıkıntı oluyor. Problem oluyor. Dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de benim ultimi hiç kullanmadık mesela adam akıllı. Onun hiç öyle bir pozisyon olmadı gerçi hani. Adamları böyle bir kişi iki kişi görüp de üzerine çullanabileceğimiz bir pozisyon olmadı. Ben sadece yaklaşmak için kullanabilirim. Talia içime gelirse... O kararı almadı. Ben nereye gidiyorum şu an tek başıma? Buraya gidiyorum. Keşke Talia burada gelseydi mesela. Muhtemelen izlemiyordu beni orada. Şimdi çok güzel. Vayne'deyiz abi. Vayne nerede? Vayne halen hayatta. Evet abi, Vayne ölmedi orada. Lee Sin de bayağı denedi ama Vayne ölmedi. Talia keşke içime girseydi ya. Keşke gelseydi ya. 5v4 değil. Ha, 5v4'müş aynen. 5v4 değildi diyecektim de. Buradan oyunu bitirebilirler mi bilmiyorum. Burada surrender vermek istemiyorum ben çünkü şeyin son maçı, serinin son maçı. Adamlar dönerse Bey ters yemeyelim diye basmadım diyor. Terste kalacak bir şey yok ki zaten. O buradan sanıyorum ki oyunu bitirecekler. Emin değilim. Talia ve Zeyah Raven belki bir şeyler yaparlar. Lee'si de doğdu. Bitirmelerini engellememiz yeterli olacak. Ben de doğdum, ben de gidiyorum. Sağlamlık karışımıyla gidiyorum hatta. Oyunu bitirmelerine izin vermememiz lazım ama bitirecekler gibi aynen. Jarvan vuruyor ve burada maçımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kötü bir kayıptı, gerçekten saçma bir kayıptı. Böyle bir kayıp olsun istemezdim. Ama güzel bir oyundu onun yanında. Çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Hani böyle biraz daha bağırmalı çağırmalı bir sunum yapmak isterdim size ama şu anda yapamıyorum gerçekten. Boğazım çok kötü. Ya, kaç dakika? 20 dakika falan sürdü. Çok da kısa sürdü maç ama şu an gerçekten bitti boğazım. Çok kötü bitik hissediyorum. Kusura bakmayın bunun için. Çok çok teşekkürler izlediğiniz için. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Hani günlük rutini tam oturtacağım derken bu hastalık ortaya çıktı. Hatta yine Instagram'dan atmıştık işte hastalandığımı falan söylemek için birkaç story yine göndermiştik. Konuşamıyorum bile. Gerçekten konuşamıyorum. Çok çok teşekkürler. Beğendiyseniz ve keyif aldıysanız videoyu beğenebilir ve bütün videolardan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kime verelim biz burada? Raken bayağı sakin kaldı. Ben ona şey sakin kaldı vermek istiyorum. Seri güncel. Seriyi nasıl başarısız oldum? İki bozgun aldım daha. 3 hakkım vardı. Neyse. Yeniden çıkarız. Sorun yok. Çok çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.